Evet, Beşiktaş'ta bambaşka bir süreç var tabii şimdi. İşler çok da iyi gitmiyor. Hayır Beşer, bu defa seninle başlayayım. Ama Burak Yılmaz'la devam edecek seçime kadar ve belki de takımın gidişine göre bir karar alınacak. Derbi de kolay bir sınav değil. İkinci sınav olacak. Şenol Hoca'sız devam ettikten sonra bir maç çıkardı, galibiyet aldı evinde. Şimdi bir Galatasaray deplasmanı. Sen nasıl bir maç bekliyorsun? Bu arada çok da iyi değil durum. Sakatlıklar var. Şimdi de zannediyorum Erik Bailey'nin de kürek kemiği çevresi kas grubunda spazm varmış. Yani onun da durumu kritik, öyle görünüyor. Evet, devam edelim böyle. Sakatlara geçmiş olsun. Beşiktaş bu revir havasından bazı sezonlar, hatta birçok sezon kurtulamıyor. O da siyah beyazlı kulübün yaşadığı çok ciddi bir talihsizlik. Burak Yılmaz tercihi bence Beşiktaş için doğru olan bir tercihti. Hani şu bakış açısını, daha doğrusu şu klişeyi değiştirmemiz gerekiyor artık. Yani günümüz futbolunda, yani futboldaki şu hızlı devinimde artık bu tarz teknik direktörleri tercih etmek bir cesaret değil. Cesaret olarak da bakılmamalı. Çünkü bunlar uluslararası figürler. Burak bugün uluslararası figür. Hani şu söylenebilir. Hani teknik direktörlük nosyonu ne? Oradaki formasyon yeterli mi? Elbette ki bu tartışılır bir konu. Ama oyuncu oynarken olaya nasıl bakıyor, bunu da bilmek lazım. Ben yıllar önce Şenol Hoca ile sohbet ettiğimde şunu söylemişti. Malum Şenol Hoca Trabzonspor efsanesinin, o en büyük başarılarının elde edildiği, seri şampiyonlukların, ligi ambarganın koyulduğu yıllarda Trabzonspor'un kalecisiydi. Birçok defa kaptanıydı. Hani bir sezon sadece 6 gol yemişliği vardır Şenol Güneş'in. Hatta ikinci yarıda penaltı hariç hiç gol yememişliği vardı. Böyle bir kaleci. Tabii muazzam da bir savunma var. Ama Şenol Hoca şunu söylemişti. Ben oynarken de hep yorumlardım. Yani hocanın bize verdiği bir taktik vardı, işte Ahmet Suat Özyazıcı Allah rahmet eylesin, Özkan Sümer Allah rahmet eylesin. Hep şunu derdim kendi kendime. Şöyle değil de şöyle yapsa hoca nasıl olur? Şimdi ben Burak'ın da böyle bir zihinsel egzersiz sürecinden geçen oyuncular içerisinde olduğunu düşünüyorum. Bu defa Burak Yılmaz'ın zihnen bu işe kafa yoran, hazırlık yapan, kafa yapısında bir profil olduğunu düşünüyorum. Bu başarmak için, başarı için önemli. Kariyer konusunda, futbolculuk anlamında söylüyorum, bir sıkıntı yok. Bir de bazı karakterler kazanmaya yatkındır. Yani onların yazılımında ilahi bir lütuf da denilebilir buna. Hani o kazanma şeyi ibaresi çok kolay gelir. Burak'ın biraz böyle bir karakter. Nasipli diyoruz. Winner diyorlar. İşte, Batı'da winner diyor. Biz nasipli hani, diyoruz. Hani winner diyorlar Batı'da. İfadesini kullanmak istemiyorum. Hani yani. Kolaylaştırıyor aslında söylemeyi ama işte winner da denilebilir. Genç arkadaşlarımız için daha kolay anlaşılır. Her şeyi karışık söylüyor Türkçe İngilizce. Şey olduğunu düşünüyorum. Hani şu iklimde de, hani Beşiktaş hakikaten kolay bir süreçten geçmiyor. Şenol Güneş gibi, hani geçtiğimiz sezondan beri yenilmeyen ama işte Trabzonspor maçıyla galiba ilk mağlubiyetini. Pendik. Bir de puan kaybı. Mağlubiyet değil ama. Mağlubiyet olarak Trabzon. Trabzon. Puan kaybı Pendik. Puan kaybı ama gidebiliyor böyle bir karakter. Geçtiğimiz sezon yaptıkları ortada. Bu bir zora soyunmak. Ama Burak Yılmaz'la hani şu sürecin aşılması noktasında iyi mesafe alabilir Beşiktaş. Ama bir de rasyonel bakılması lazım. Yani Burak ne düşünür bilmiyorum ama yani şu anda Galatasaray ve Fenerbahçe çok başka bir yerde duruyor. Evet. Yani evet, Beşiktaş'ın da kadrosu iyi, Trabzonspor'un da iyi transferleri var ama güç dengeleri ve psikolojik denge açısından bu takımların başka bir yerde durduğunu bilerek, hani niçin Galatasaray kadarını yapamadık, niçin Beşiktaş kadarını yapamadık sorusunun cevabını ararken bu rasyonaliteyi de kaybetmemek gerekiyor. Şimdi puan kaybetmeyen bir Fenerbahçe var. Sadece bir maçta berabere kalan bir Galatasaray var. O belki. Ya bu bir rekabete benzemiyor şu anda. Şimdi böyle rakiplerle yarışıyorsunuz, zirve yarışı açısından diyorum. Şimdi Beşiktaş'ın burada yapabileceği şey bu rakipler karşısında kazanarak önce psikolojik prangaları kırmak. Yapabilir mi? Yapabilir. Yani Burak Yılmaz'ın yapabileceğini düşünüyorum. Hani şey tercihleri de tartışıldı. Dün akşam Rıza Hoca vardı, biraz göz attım. İşte
seçti, kondisyoner vesaire. Bu bence oyuncunun neye, hocanın neye inandığıyla ilgili bir şey. Elbette ki Türk yerli kondisyoner veya işte yardımcılar bulabilirdi. Ama belli ki Burak Yılmaz'ın bu anlamda bir inanmıştı veya kendince bir çalışması var. Buna da bence saygı duyulması gerekiyor. Buradan çıkabilecek şeyi biz performansı sorgulamalıyız. Yani Beşiktaş daha az sakatlık veriyor mu? Beşiktaş atletizm açısından sahada sıkıntı yaşamayan bir takım mı? Bunları sorgularken biz Burak Hoca'nın altındaki isimlere bakarız. Taktiği sorgularken de önce Burak Hoca'ya bakarız. Tercihleri, oyun tercihlerini, taktik, formasyon tercihlerini sorgularken de Burak Hoca'ya bakarız. Beşiktaş bence doğru yaptı bu fırsatı Burak Hoca'ya vermekle. Burak Yılmaz belki başarılı olamayabilir. Bu ihtimali de saklı tutmak kaydıyla tercihin doğruluğunun ben altını çizmek istedim. Peki biraz şu sakat konusuyla sana gelmek istiyorum. Transfer dönemini hatırlatacağım Burak Kural. O oyunculardan biri de yanlış hatırlamıyorsam Erik Bey'le az önce söylediğim. Yine sakatlık riski konuşulan oyunculardan biriydi. Bu sebeple transferden vazgeçtiği de oldu Beşiktaş'ın başka isimlerden. Ama işte Alex Oxlade-Chamberlain de böyle bir oyuncuydu. Şimdi bakınca riskli olduğu konuşulan ya da işte tercih edildiği için eleştirilen futbolcularda bu sakatlık problemlerinin yaşandığını da görüyoruz. Yani hocadan bağımsız Beşiktaş transfer döneminde sınıfta kaldığı için bu problemleri yaşıyor diyebilir miyiz? Aslında çok güzel cevabı verdin. Bunun tamamen cevabı net. Sizin eğer Fenerbahçe ve Galatasaray kadar bütçeniz yoksa o zaman çok iyi bir scouting ağınız olacak. Bana getireceksen taraftar yine kabul etmeyecek. Taraftar şunu diyecek. O zaman paralı olan gelsin. Fenerbahçe, Galatasaray'ın para bulduğu gibi, kaynak bulduğu gibi sokakça anlatıyorum yani şu an hiç üzerine herhangi bir şey koymadan parası olan gelsin. Ben de Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın yıldızları olduğu gibi Tadiçler, Cekolar, Ziyehler, İkardiler izlemek istiyorum Beşiktaş forması altında der. Zamanında Gomez'i, Talişka'yı izlediğim gibi der. Bu taraftar okey. Bu duygusal tarafı futbolun. Bunu hiçbir şekilde yatsımıyorum ama şimdi elimizde yok değil mi öyle bir para? O zaman ne yapacağız Melike? Çok doğru scouting yapacağız. Evet. İsim vereyim. Kopenhag 30 numarası. Aşur galiba. Tunuslu oyuncu 99'du. Geçen sene Viborg'dan transfer edilmiş. 800 bin dolara mı o civarlarda bir şeye transfer edilmiş. Daha doğrusu Viborg 800'e de 300 bin dolara transfer etmiş. Bu oyuncu Viborg'a transfer olmadan önce bu oyuncuyu bulacaksınız. Bu tarz oyuncular yapacaksınız. Bakın şöyle söyleyeyim. Kopenhag çok kısa süre içerisinde büyük ihtimal Avrupa'da çok önemli takımlara gelecek. Zamanında yine Molde'nin getirdiği Datro Fofana Chelsea'ye kiraladı. Şimdi bakın. Hani bunlar çok zor. Bunların belli kulüplerde, belli zamanlarda içerisinde bulunduğum için hani bu işlerin bu kadar zor olmadığını bilen biri olduğu için rahat rahat konuşuyorum bunları, söylüyorum. Bakın bu tarz oyuncu mesela El Yunusi Kopenhag kaç paraya gitti acaba? Yani kaç para? El Yunusi alamaz mıydı Beşiktaş mesela? Alamaz mı? Çok net soruyorum yani. El Yunusi alamaz mıydı? El Yunusi alamazsa El Yunusi tarzında başka bir adam mutlaka bulurdu. Dolayısıyla sorunun cevabı şu. Evet, taraftar paralı başkan ister ama bir de realite vardır. Yok ise eğer, vardır ama seçilmiyorsa mevcutlarla scouting'i. Mesela altyapıda Demir Ege diye oyuncum var, Semih diye oyuncum var, Berkay diye oyuncum vardı, Şerif'e gitti. Şimdi bu oyuncuları değerlendirmen lazım. Demir Ege de özel oyuncu, Semih de özel oyuncu. Demir Ege geçen maç girdi İstanbulspor maçında. İkincide oyunun kalitesi arttı, bilmiyorum izlediniz mi? Evet. Bu oyuncularla ben rakip olduğum için tanıyorum. Rakip oldum, bu oyunculara karşı strateji ürettim. Yani çok maçlarını izledim analiz gözüyle. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Bir tarafta altyapı, bir tarafta az önce söylediğin gibi İsmail Hüseyin'i bulsun. Kerem Aktürkoğlu'nu bulsun Beşiktaş. Anlatabiliyor muyum? Ya bunlara yatırım yapsın. Alsın şimdi oynatması da kiralasın. Bana söyleyebilir misiniz Beşiktaş'ın şu an TFF 1'likte ve alt liglerde 3 tane oyuncusu var mı kiralık? Alttan bulup pissin diye gönderdiği. Galatasaray Yunus Akgün'ü nasıl kazandı? Nasıl Leicester City'ye sattı? Adana Demir'e kiralamasaydı satabilir miydi? Bakın bunların hepsi strateji işi. Bir günde yapmadı Galatasaray bunu. Bir günde yapmadı Fenerbahçe bunu. Beşiktaş'ın transfer tarafında o iki bacağı çok iyi kullanması lazım. Evet. Alt lig scouting'i, yurt dışı scouting'i ve elindeki altyapıyı. Bugünden tez, yeni yönetim gelecekse de bunu bir plan yapmalı, iki yıl sonra çıkartılmalı. Sergen Yalçın döneminde, sizlere soruyorum.
Fenerbahçe ve Galatasaray'dan daha mı kuvvetli bir kadrosu vardı Beşiktaş'ın? O Rıdvanlı, Ersin kadro. Hayır, yoktu. Abubakar oynayamaz dediler. Abubakar'ın transferi bile çok eleştirildi. Beşiktaş şampiyon oldu. Ama neden? 14-15'lik dar rotasyonu o kadar iyi oynattı ki hoca ligi iyi bildiğinden dolayı. Da bir de kuvvetli geldi. Rakibinde bir arada birbiriyle sürtüşmesinden çıktı. Hayri Beşer'in dediği gibi bence Beşiktaş için